Retina damar tıkanıklıkları daha çok damar sertliği ya da ateroskleroz dediğimiz zemini olan kişilerde görülür. Bunlar hipertansiyonu olan, diyabeti olan, sigara içen, kolesterol yüksekliği olan kişilerdir çoğunlukla. Ya da bunların dışında daha seyrek olarak bu durumların olmadığı kişilerde damar tıkanıklığına zemin hazırlayan bazı kan hastalıkları vardır. Bu tür durumlarda da görülebilir. Retinada temiz kanı taşıyan arter dediğimiz damarlarda tıkanabilir veya kirli kanı taşıyan toplar damar dediğimiz, ven dediğimiz damarlarda tıkanabilir. Arter tıkanıklıkları biraz daha sıkıntılıdır. Çünkü bunlar genellikle emboliye bağlı olarak oluşur. Oluştuğunda da geri dönüşü pek mümkün değildir. Tedavisi çok mümkün olmayan durumlardır. Başlangıçta ani ciddi görme kaybı olur. Ani ve ağrısızdır bu görme kaybı. Ve yapılacak tedaviler oldukça kısmi iyileşme belki yapabilir. Hiperbarik oksijen tedavileri ya da göz içi basıncını erken dönemde biraz düşürecek bazı tedaviler bir parça faydalı olabilse de hiçbir zaman normale dönmeyecektir bu hastalar. Ama ven tıkanıklığı ya da toplar damar tıkanıklığı dediğimiz tıkanıklıklar yine şiddetine bağlı olarak değişmekle birlikte göz içine yapılan çeşitli ilaçların enjeksiyonlarıyla ya da lazer tedavileriyle biraz daha iyi sonuçlar alabildiğimiz ama kronik tekrarlayan enjeksiyonlarla uzun süreli uzun soluklu bir tedaviyle sonuç alma şansımızın olduğu hastalıklardır.